Ha Taksim Cenk. Çok güzel. Evet. İzliyorum ha. Abi Allah var. Onun menajerleri aradı. Hasan Hanım. Yok. Geçelim mi abi? Yeni tarzına bayıldım bu arada. Bıyığına gitmiş mi o halk niyesi? Selam. Oğlum geçen Rambo Okan'la bunlar sıkıntı yaşamış, gördünüz mü lan? Ya ben de size dünün haberleriyle geliyorum, kusura bakmayın ama. Aynı tabirle fiyatı. Ses çok mu? Çok içtim ne demem. Salih için. Tamam. Rambo Okan para istemiş abi. Testo Tayland'dan galiba para istemiş. Öyle bir şeyler olmuş. Ses çok. Arda, Agoska, Frost Düzer, Metehan, kesenize bereket. Biraz kayabilir misin abi, şöyle gelin. Şimdi seninle bir sıkıntı. Gitsek kovar mı diyorsun? O derece. Sen orada kalıyorsun. Geçti, basıyor orada. Gece orada uyuyorsun, sabah çıkıyorsun. Evet. Yemek memek. Yemek veriyor. Arkadaşlar öyle bir video açtırdınız ki gülsek gülemeyeceğiz, sövsek sövemeyeceğiz, amına koyayım. Taksim Cenk gerçekten ruhsal problemleri olan bir insan değil mi? Yani bu tescilli. Hani ben adamın şeyini bilmem arkadaşlar, yani CV'sini bilmem. Ben sadece onu komik ve gerçekten de öyleymiş gibi gözükebileceği videolardan tanıyorum. Hakikaten öyle bir durumda değil mi abi adam? Gaci Wink ne la? Ben chatten bile göremiyorum amına koyayım. Bekleyin bir en azından yayın ekranından bakayım. La 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 oğlum, Ruhi de izleriz la, ayıp ediyorsunuz. Erkenden geldik, buluştuk oğlum, sakin la. Oğlum o gacibing tehlikeli ha. Seda sayın. Eyvallah ya. Oğlum ne oluyor ben şu diyorum an? Ki evine gidelim. Abla kızar. Kızarsa gelmeyiz. Şimdi ben varım ya, şey derim, abla böyle böyle bir şey var. Biraz oturacağız, kalkacağız. Almaz. Almaz mı? Kamera sistem var. Polis yapalım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir de verebilirler. Sıkıntı olmuş. Arkadaşlar. Ben niye götürdüm? Bu serbest mi lan? Yani şeyden değil yani. Nasıl diyeyim? Testo'ya bir şey söylemek için değil de hani meraktan. Yani ruhsal sıkıntılı bir insanı alıp video çekebilir misin lan? Yani adamın rızası geçer mi ki mesela? Yani adam, onu demeye çalışıyorum. Yani şimdi Taksim Cenk diyeyim. Babalaşmayayım. Hani rıza verse de bu sayılır mı ki oğlum? Abi sen ban yemediysen adama hiçbir şey olmaz. Ne alaka ya? Ben ne Canım alaka seni oğlum çok şimdi? özledim. Damberi, Ektelyon, Alp, eyvallah. Icon, Lunari, kesenize bereket. Rıza değil de etik de değil. Yani etik gibi değil de hani direkt böyle bir şey mümkün mü, ben düşünüyorum Bekledim yani. Sedon'un yayında BG3 Şimdi oynamasını bekledim ama boşunaymış. bunu arkadaşlar önerdiniz ya. Şimdi neden önerdiniz yani? Komik bir video mu bu, yoksa üzüleceğiz mi yani? Bir dadaş, eyvallah. Dayı sen neredesin be abla be abla. Numarayı vereyim, konuş. Var mı numarası? Gündemde diye. Okey. Okey. İsmi ne? Esra. Gündemdeyiz. Sıkıntı yok. Kaç yaşında?
Yaş, kaç yaşında? 19. Açmadı. Açmadı, söyle bir tadı. Silahım bu işte. Haberlerde çıkan. Oyuncak silah. Bundan içeriden yaptım. Kafamı silir. Abi öyle ulu orta çıkarmalı, yanlış anlaşılır ya. Bir dakika ya, nasıl ya? Sıkıntı. Sıkıntı var. Genel olarak hayatımda komple sıkıntı var. Hoş geldin. Ya evine giremiyoruz ya, böyle bir şey olur. Oğlum nasıl ya? Neden hapse girmiş amına koyayım oyuncak tabancadan? Birinin gözüne falan mı ateş etmiş acaba? Yani zarar mı vermiş? Yoksa işte Türkiye, düşene vuruyorlar hesabı mı? Misafirin gelmiş, sen insansın çünkü. Senin misafirin olamaz mı? Ben abi, sana ben korkarak şimdi. Kimin ya? PKK arıyor, uyuz oldu. Çünkü PKK'nın üstü. Abi açarsa para karşılığı bir yarım saat oturacaklar da. İki bin. Olur. Altyazını açayım abi. Ya altyazı benim buradan başlıyor amına koyayım. 2000 verecek. Ne diyorsun? Söyle bana. 2000. Arkadaşlar bunu ortalamanın yolu var mı? Açıklama bak dediler. Türkiye'nin en çok sevgili tanınan 10 yüzünden biri olan daha iyi bir gün olamaz. Happy. Türkiye'nin en çok tanınan 10 yüzünden biri olan Cenk Gülçe ile beraberdik. Özür dilerim. Küçükken izleyip anlam veremediğim o adama yıllar sonra canlı gözlemleyip yine anlam veremedim. Ablasına ve evine duyduğu korku beni gün boyunca düşündürdü. Apartmana geldiğimizde duyduğumuz tehditler ve histerik ses tonu karşısında mücadele etmeyi bıraktık. Amına koyayım, spoiler mı oluyor acaba şu an? Eve girme girişimim olmadı. 3-4 dakika süreyle apartmanın dışında gözlem yaptım. Ben olay yerinden gittiğimde Cenk'i evin içinde darp etmişler. Ne oldu abi, hikaye bir anda horora bağladı. Cenk'in iddiası budur. Zorla bir açıklama yaptırmadım. Ona yardımcı... İzleyelim mi abi? İzleyelim mi? Let's watch. Spoiler'ı da yedik ama yani. 2000 lira vereceklermiş. Altyazı işi iptal. Evet, onu söyleyeyim. Evet. Soldan başlıyor. Açtı mı? Açtı. Allah Allah. Onur makine uzan, Batuta Mako, Baruk, amına koyayım. Zubi Zerretta, niklere geldi ya. Ha, alt yazıyı tutup sürükleyebiliyor muyuz? Amına koyayım. Ya arkadaşlar çok özür dilerim. Bazen bunda bocunulacak bir şey yok. Köylü oğlu veriyoruz ya. Öğrenmeme hayıp değil abi. Değil mi? Sıkışmak bir sanat. Konuşun da sürükleyeyim mi ya? Ağzına sıçarım seni. Altyazı da altyazı ya. Kocası biraz şarkı. Kocası evde mi? Vurur mu bizi? Gelmiyor. Allah. Arkadaşlar altyazıdan bir hayır gelmez bak. Aç abi. Hı. Altyazıyı niye açıyoruz? İnan bir fikrim yok. Amına koyayım, altyazının da gösterdiği bu yani. Aç. Peynir meynir. Atıyorum oğlum. Arkadaşlar misafirliğe gelinecek size 2000 liraya, değil mi? Siz kabul ediyorsunuz ama 2000 liraya eve ziyareti kabul ediyorsunuz. Yorum yok. Simitini yer misin? Söyleyeyim. Tamam. Bıktım hayatım neredeyse. Allah canımızı almasın. Şöyle yaşıyoruz işte. Böyle bir tarif var ki başımda aklıma kaçırır. Ah. Abi şu kafandaki kist deme şuradaki. He. Kameraya gösterebilir miyim? He, göstereyim. Parayı da söyleyeyim, doktorlar da 40 bin. 40 bin TL. Ne için? Kademe 100 lira. Ama masada kalırsan karışmayız demiş. Çok kişi ölmüş, ablamın için götürdüm. Çok ağır var testi abi ya. Öyle, yani seni öldürecek kadar bir şey mi? Evet. Bir nefes problemi mi var? Evet. Sigara. Sigara mı içiyorsun? Evet. Tamam.
sigara içmesen daha iyi senin. Tamam. Yaş kaç? 53. Abi gülmek istemiyorum ama. Yukarı çıkacağım. Taylan'ın falan böyle sessiz kalışlar, uzaklara dalışlar falan çok iyi ya. Yok aşağıya tamam. Yani tabii adamın da vereceği bir tepki yok ama. Sen geçebilirsin bizim için maskeyi. Çekim yapıyorum. Beyinler sekon. Bir şey gelirse bahsediyorum. Tamam. Özellikle bu hafta göz karışık zamanı. Yok sosyal Ankastre'den değil yani Tayland'da ne yapsın oğlum amına koyayım. Hani adam çok kötü hikayeyi anlatıyor. O da üzülüyor yani ama değişik işte. Ya video sessiz geçiyor ya bazen o bayağı ilginç. Ben bununla geldim. Bununla giderim. Düzgün adam kardeşim. Ben bunu yıllardır tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlünden satın alamazsın. Duyguları alamazsın. Adam bir defa kalbimizde eşin dostu falan varmış o. Hepsi öldü rahmetli. Bir tek abla hayatta, dayım işte, büyük yokuştu. Ablan da Mokuko. Evet, tam Mokuko yani. 3 Haziran'ı bekliyor, trilyonları alacak. Yani paraya Mokoko kavuşmuş. Mokoko ne la? Neyin jargonu Mokoko? Oğlum o böyle bir porno değil herhalde ya. Ha ölmenin, Mokoko ölme mi abi? Rest in peace brother. Tamam. Ev ziyareti yapsa değil olacağım mı? Ya hacı hani ev ziyareti yapılan kadroya şöyle bir bakıyorum. Emin değilim ya. Yani o kadroda benim de ismim olmalı mı? Ondan emin değilim. Bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Şu halimiz... Rambo Okan, Taksim Cenk ve Tokdir şeklinde ilerlemesin yani. Bize bak merdivenlerdeyiz ya. Yani bu halleri düşecek adam mıyız? Yani normalde evlerde çıkım yapıyor ha? Yani. Ama Testo ben sana bir şey mi ortalıkta? Jangos! Eksiksel kontent! Eyvallah keseniz. Çünkü evleri şu an belge yerde onun Cumhurbaşkanlığı kararı. Belgeyle gibi yapıyoruz. Doğru. Çünkü sizin gasp, adam öldürme, yaralama en önde şu an çünkü. Biz ama sadece video çekiyoruz. Evet. Gasp masp etmiyoruz. Ha, yok yani sıkıntı var diyor. Evet. Koğuşum seninle ev ziyaretleri yapsana nasıl fikir? Memert, ay bir durun oğlum ya. Hemen amına koyayım içerik eşim dehaları geldi fikir veriyor ya. İntihar etmeyin. Düşündün mü? Ya ne oluyor? İşte, atıyorum kendim Cumhurbaşkanı durdu Erdoğan. Yüksek bir para verdiler. Sonra vazgeçtim. Geçmiş olsun. Kalpte bir sorun var senin. Hı? Kalpte. Çok da yemiyorum, kestim iyice de. Bilmiyorum. Birden nefesin hızlanıyor mu? Bilerek mi yapıyorsun onu? He. Ye etmekle. Testo abi. Ne oldu ortalık ya? Abi ortalık iyi değil. Türkiye'nin durumu da iyi değil. Ya. Ay. Dilan Polat olaylarına çok üzülüyorum. İyi sorma. Bizi de patlattılar. Seni niye ben? Bizde şimdi İlhan şey... Polat. Niye? Ne oldu? Fenomeniz de bizde. He tamam. Geçmişe dönük vergi he. Denetlemesine girdim. Ay. Yandık. Mokoko. Biraz oldum. Ya çok aradayım arkadaşlar. Yani inanılmaz gülesim geliyor ama hani bir yandan da gülünmemeli mi acaba? Ne bileyim ya adam fucking no. Saldırı oldu mu? Ne koyayım ya? Saldırıyorum Sesli abim. Mokoko. Cinsel saldırı. Suyla mı? Anlamadım. Suyla saldırıyorum. O kim? Selin Dion. O Selin Dion dinlemeye çalışıyor. Bro onun evi mi başka bir yere mi? Hep tüm kasetleri sıkıldım. Parası da yollarda görüyorum, para veriyor. Metin Şentürk ölmedi mi ya? Hı. Yaşıyor. Hı. Yaşıyor mu lan? En çok sevdiğim bu. Tarkan, benim de en çok sevdiğim Tarkan'dır ya. Kasetlere bak da sigara paketi gibi o. Çanta dolu. Deodorant. Ne oluyor oğlum şu an? Kutu açılır mı? Çantamda çok ne var? Çok güzel bir tamam. Kokusu çok güzel. He güzel de bacağım iyi.
Rahat otur istersen. Hep bir gerginlik var üstünde, ben anlamadım. Ya bu kadından dolayı böyle oldum Testo abi. Normalde iyiydim yani, sıkıntıya sok. Testo abi. Sen burada doğdun büyüdün. Testo, testosteronun kısaltması değil mi? Yani bütün aile rahmetli olunca biraz da bunalıma girdi. Verdi müziği ya. Erken mi öldüler? Evet. Denize giremedim. Tunalı'da denize giremedim. Bu geçtiğimiz sezon. Bu kadar tanınmak iyi bir şey değil Testo abi ya. Yo, benden bile daha çok tanınıyorsun. Taksim'e ben... gidiyor musun artık? Ha? Taksim'e. Gitsem de bütün kameralar üstümde. Biz böyle video çekiyoruz, hep bizim arkamızdan sallıyor video çektiğimiz insanlar. Sen inşallah sallamazsın bize. Niye, ne oldu? Sallıyor. Rambo Okan var ya. He, Rambo Fenerbahçe. Ne oldu? Ya tutturdu, yok bana işte şu kadar para verdi, paramı vermedi falan filan. Ya o işte bücük kullanıyor, beni istedi onun haberini var. Seni istedi. Oha! İstedin de mi Rambo? Yapacağım sen dedi. Sen? Video karşısında dedi, ben de bir tuhaf oldum ya. Sikli bayansın diye seni yapacağım dedi. Ben de kabul etmedim. Rambo ile bence öyle şeyler olmaz yani. Bu, bunca. Rambo'ya dikkat et, ararsam ararım zaten. Siz onunla eskiden görüşüyordunuz çünkü, ben biliyorum. Bir de buradan Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Neden? Hı? Veriyor bana. Valla. Çok üşüyorum lan. Eskort diye tanıyor. Eskort meskort değilsin ya. Valla değilim. Kur'an şu. Değilsin ben zaten. Kim biliyor bunu? Helal. Su vereyim mi? Bir su iç su. Hı. İyi değilsin. Baksana kariyer, bir eve gidemedim, çekim olmadı. Parayı da kabul etmedi, çığlık atıyor. Evdekinin lore ne acaba? Spor falan var mı hayatında? Yok, hiçbir şey. Yürüyorum, yürümeme borçluyum hayatım. Kaç adım atıyorsun günde ortalama? Bayağı. Spor iyidir ama, dinç tutar. Muhabbet çok akıcı şu an. Sen de fena değil fiziğin. Bir göbek var sadece. Yürüyorum ya. Beko Vader, Equation, Mert, Ragvar, Moruk 31 kesenize berek. Yürüyorum Testo. Şuranda bir şey mi var abi? Çantam var. Heh. Her şey oldu ya. Hırsızlık var. Korkuyorum Testo. E tabii abi, ben bak. Çantasız olmaz. Bak burası güzelmiş mesela. Burada bizi rahatsız eden yok. Muhabbet akıyor ya. Sokakta nasıl ama? Herkes böyle garip garip bakıyor. Ya ne bakıyorsun önüne? Önüne bak ya. Geç git. Buralarda uyuşturucu iş dönüyor mu? Bu mahallede. Senin ama yok uyuşturucu. Yok be. Aman tövbe. Evet, kullandın ama. Tövbe ettiysen iyi. Yorum yok. Karnında hiç kıl çıkmıyor. Çıkmaz. Genetik olarak. Hmm. Çok ilginç ha. 3 nokta attı geçti amına koyayım. Kim bu abi? Ablan mı? Koperdi kız. Eyvallah ya. Hoş geldin. Sigara alırsan haram ederim. Tamam. Aynen. Düzenli tıraş oluyor musun? Hı? Tıraş. Alıyor mu? Nerede? Kendi kaldım ya. Burak hoş geldin. Berber. Yok, ben yapıyorum. Valla? Hı. Kaşlarını falan da mı kesiyorsun? Hı. Neden? Cezaevinde öğrendim. İçeride. Mahkumda da öğrendim. Daha mı rahat? Evet. Jiletle falan mı alıyorsun? Hı. Çok gergin, ama sürekli endişeli. Yara abi yapmışsın bak, dikkat et. Tamam. Şizofreni gibi tanısı vardı chatten, birkaç kişi de çok gergin gözüküyor. Sürekli bir şeyler düşünüyor gibi gözüküyor. Geldim. Cezaevine geldim. Babamla orada yatıyordu. Sen Vat filmi tadında.
Ne ima edildi abi o harekette? Geldi. Cezaevine geldi. Babamla orada yatıyordu. Vallahi. Mamak'ta. Ciddi. Ankara Mamak askeri cezaevi. Biliyorum. Hep oraya annem götürdü ziyaret. Ben de Mamak'tayım. Orada yaşıyorum. Yakınsın. Mamak'ta mı yaşıyor lan Testo? Tabii canım. Her gün önünden geçiyorum arabayla. Aa. Ama girmek nasip olmadı daha. Girdin. Yok. Çekim yaptın. Yok yok. Nasip olmadı daha girmek için. Niye? Şey. Ne oldu? İzin yok. Yani şey olarak hapse düşmedim. He, o anlamda tamam. Hani suç işlemedim. Evet, tamam. Pis bir yer. Askeri cezaevi. Tabii. İşkence mişkence etmişlerdir. Oğlum Testo bazı soruları çok açık soruyor bence ya. Yani çok casual bir şekilde, çok açık bir şekilde, bilmiyorum ya. Babam orada yattı. Baban ne suç işlemişti? He. Kullanıcı mı satıcı mı? Hayır yani bence hiç bu konuya değinmemesi Kim lazım. Yapalım? Chat hani hiç açmaması lazım o kısmı. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum yani tuhaf geldi bana işte. Ona da soruyor ya uyuşturucu kullanıyor mu falan. Ama ne koyayım kullansa söylemez ki. Niye söylüyorsun? Çok casual yani. Satıcı. İşini görüyor mu? Evet. Onun da çok mu üzüleceğiz? Demberk bıngıldak kesenize bereket. Kitleniyor. Bir de kitlenme var onda. Problem. Hmm. 33 on mu? Yok ya. Yok ya üzülmeyiz. 12 saat ne zaman kuşum Detroit devam ediyor? Sağlam Martesi günü bugün ama Detroit devam. Devri kapandı gibi. Tamam. Niye sıkıntı mı ya? Sıkıntı değil de. Hı. Bu dokunmatikler olsa kullanabilir misin biliyor musun? Yapamıyorum. He tamam o zaman iyi. Çok üstüme gelen olsa kendimi çırılçıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama üstüne gelince. He. Burada yapmazsın öyle. Yok. Güzel. Soyunma hastalığı mı atıyorsun? Soyunma hastalığı. Hem de kötü. Böyle bir daralınca falan. Yani aşağılanınca, işte dükkanları almayınca, kabul etmeyince kendim bir anda çırılçıplak kafamdan aşağı soğuktu kendimi şişe vurmaya kalkıyorum. Polis de biliyor bunu. Mimliyim yani. Yani bir yandan adamın bu yaşadığı bir problem da bu çok komik yani amına koyayım hani of arkadaşlar bu video çok arada bırakıyor ya. Biz öyle şeyler yapmaz. Güleni sikerim ha arkadaş. Güleni mi sikerim? Uaş. İnsanları biz aşağılamayız. Rahat ol yani. Beni biliyorsun zaten ben senin çocuğun yaşındayım. Futbol falan takip eder misin? Yok. Sevmez. Hı. Akşam geç mi yatarsın? Hı? Akşam. 12 mi 12 işte. Televizyon falan izliyorsun evde? Yok televizyonum yok radyom bakarım. Radyodan? Hı. Odan var mı? Hı? Odan. Odan. Var. Annemin yatak odası. Eviniz iyi yerde. Tam zengin yeri buralar. Ben de annemlerle babamlarla böyle muhabbet ediyorum chat. Ama işte bir hayat sana gülmemiş. Bana gülmedi. Acıktıysan peynirini simitini vereyim atıştır. Ablama kızdım ya ne gerek var ki. Yani ben de açıkçası biraz kırıldım kendisine. Kamera çok iyi çekiyor ya kameraman. Acıkmışsın ama. Kendiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Teferen. Hayır olsun. Gözlerde sıkıntı var mı? Gözlerde. Görüyor annet. Eyvah. İmamoğlu aldı gene. Muhabbet ayrı. Senin niçin? Memnun musun İstanbullu olarak? Tayyipçisin. Hadi buyurun. Cigolite adam. Kesene bereket. Askere gidiyormuş. Bir o 7 atalım. Moral olsun arkadaşa. Küçükken böyle olmak istediğin bir meslek var mıydı? Nasıl yani? Hiç yok muydu ya?
Ne bileyim, doktor mühendis. Abi verilen yani piyano çok üzücü. İstedim şarkı. Oğlum sesin pahalı. Ses var mı? Hiç yok. Sağdan gidin değil mi? Hı. Bu sağdan giriyorum. Buradayım. Biliyorsunuz kanalımızın konsepti uzun süredir ev ziyareti. Cenk abiye bundan bahsettiğimde çok tedirgin oldu. Bu durum beni iyice işkillendirdi. Videonun sonunda gördüğünüz sahnede arabayla evine doğru yola çıktık. Cenk abi haklı çıktı korkularında. Hani bu evde ne var ki bu adam bu kadar geriliyor? Adamın kendi evi sonuçta. Bu adam burada yaşıyor. Bizi evlerine almak zorunda da değiller. Apartmanın dışında beklerken 5. kattan ablası çıktı. Haneye tecavüz ediyorlar, polisi arıyorum dedi. Biz apartmanın dışındayız, hani girmedik bile. Onu söyleyeyim, hani benim kesinlikle milletin evine zorla girme işim olamaz lan. Testo'nun vukuatsız konuğu var mı ya? Ablası biraz sinirlenmiş, kocasıyla beraber. Cenk abiyi biraz hırpalamışlar. Ventos, HG! Özür diliyorum gerçekten. Sonrasında birkaç video geldi bana. Böyle bir şey yaşandı ve bunu size anlatıyorum. Herhangi bir drama, duyar kasma falan yok. Saldırdılar mı sana? Camları yüzüme patladı. Kan içinde kalıyorum. Ölüyorum. Kim yaptı? İki kutuda biber gazı. Hem karı sıktı hem yanındaki kocası sıktı. Kim? Bahsettiğin karı kim? Esra. Esra kim abi, bunu söyle. Ablam. Bir de Hakan Kara diye birisi yanındaki şişman kurdu. Testo Taylan video çekmek istediği zaman mı oldu? Tamam. Keşke yaşanmasaydı, böyle bitmeseydi. Ama bu adam bunu ilk defa yaşamıyor. Muhtemelen son defa da yaşamayacak. Oldu lan. Yani evine mi almıyor ablası? Onu kendi evine mi almıyor? Dövüp biber gazlayıp yollamış mı? Bu ne la? Ve şunu da fark ettim. Bu benim teorim. Bu adama ne haber desem bile konuyu sürekli cinselliğe getiriyor. Sürekli. Zaten biliyorsunuz. 20 yıldır videoları var arşivlerde, internette, YouTube'da. Bu adamın ağır cinsel travmaları var. Muhtemelen anlattığı tecavüz anları gerçek olabilir gibi geliyor bana. Ağzına yer etmiş, sürekli bunlardan bahsediyor. Ben normal izlediğiniz videoda oraları kırptım. Kendimi rahatsız olduğum için kırptım. Hoş geldin İnternette canım. Hep dalga geçilen replikleriyle hayatımıza girmiş. Belki hepinizi gülümsetmiş, güldürmüş bir adam. Berbat bir hayat yaşıyor. Adamı ziyaret etmeye gittik. Adamın dayak yemesine vesile olduk. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama. Yani böyle. Kötüymüş. Evet. Aware. Evet, gündemden bir video izledik arkadaşlar.